Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Bir sizin genel görünümünü paylaşmaya çalışayım. Dünden bu tarafa çok bir şey değişmemekle beraber bir trend hattı oluşturduğunu ifade ettik. Şurada pozitif yorum yapmış ve zikzaklı yukarı yönlü bir piyasa beklediğimizi, bu bölgede bir sıkışma olduğunu olacağını ve bundan sonraki süreçte de şuradaki düşen hattını bir şekilde biraz oyalandıktan sonra kıracağını tahmin ettiğimi aktarmıştım. Tabii bunun için konjektürel durum da çok çok önemli. Dünya piyasalarının genel yapısı da önemli. S&P dün 3330 noktalarına kadar sert bir satış geldi. Ve vadelilerde de akşam o noktadan itibaren pozitif seyir devam ediyor. Bu bölgede S&P'nin konsolidasyon içerisinde olacağını, zikzaklı bir yatay bant içerisinde hareket edeceğini tahmin ediyorum. Bu da bizim piyasamıza yukarı aşağı şekilde yansıyacaktır. Sabah açılışta pozitif bir açılış, %0,5 kadar bir yükselişle açıldık. Gün içerisinde ise negatif bir duruş oldu şu ana kadar. Yani zikzaklı hareketlerine devam ediyor. Bu bölgedeki sıkışma halen devam ediyor. Bunun belirleyicisi ne olabilir derseniz bir yurt dışı piyasaları olabilir. Yurt dışı piyasalarında ben S&P'de bugün için bir ciddi geri çekilme beklemiyorum. Yani beklediğim seviye 3360 kapanışı. Dolayısıyla artı bir kapanış. Bizim piyasamızda da bu bölgede bir kapanış olur diye tahmin ediyorum. Biraz üstü biraz aşağı olabilir. Yani şuraya kadar bir atak yapabilir. Bundan sonraki süreçte S&P'de ise büyük ihtimalle pazartesi gününe kalır. Ya da cuma ya da akşam vadeliyle kalır ama genelde pazartesileri kalır diyeyim ben. 3310 noktasına kadar bir geri çekilme bekliyorum. Dolayısıyla bizim piyasamızda da onay mahiyetinde, eğer buraya çıkacak olursa onay mahiyetinde trend desteğine kadar, eğer aynı zamana denk gelirse daha doğrusu bir geri çekilme, bir onay alma çabası olabilir. Yani şuradaki trend kısmını düşünün. Yukarıya vurduktan sonra yüksek ihtimalle bu bölgeye tekrar bir atak zikzaklı bir yapı. Yani şu bölgenin de belki bir miktar altına sarkacak şekilde ama trendi bozmayacak şekilde bir geri çekilme. Önümüzdeki hafta içerisinde kısa vade bekliyorum. Ondan sonraki süreçte ise onay alındıktan sonra S&P'de artık son dip yoklaması yapılıp 3500 noktasına kadar, 3550 noktasına kadar gelebilecek olan bir atakla beraber tüm dünya piyasaları ve bizim piyasamıza da pozitif yansıyacak bir yapıyla karşılaşabiliriz. Genel anlamda işte piyasanın yatay, yukarı aşağı zikzaklı, tahta bazlı hareketler yaptığı, belli günler belli tahtaların ciddi primler yapıp ertesi gün onların realizasyonun yapıldığı, diğer günlerde diğer tahtalara geçildiği. Yani tam bir işte tahta seçiminin önemli olduğu bir piyasanın içerisindeyiz. Özellikle de arkadaşlar uyarı mahiyetinde söyleyeyim. Yani günlük sert fiyat hareketlerinin olduğu tahtalara hemen atlanmaması gerekiyor. Yani o tahta hareket etmeden önce. Yani harekete geçen tahtaya binmemek lazım yukarıdan özellikle. Ama hareketin başlangıç noktasında ise sıkıntı yok. Yani bu tahtalar bir süre bekledikten sonra tekrar hareket ediyorlar. Dolayısıyla onlara dip noktalarını yakalayıp biraz sabırlı olup dip noktalarını yakalayıp oradan o hareketi, işte atak yaptığı hareketi bir fırsata çevirmek gerekir. En mantıklı strateji bu yapıda o. Ya da işte trade edilmiyorsa, yatırım yapılacaksa o tahtaları ucuzken, yani yukarı kısımlardan değil de ucuzken alıp ortalama maliyetler yaparak yukarıya doğru taşımak. Yani endekste ben orta vadede negatif bir durum beklemiyorum. Belli bir miktar, belli bir dönem daha doğrusu S&P'de 3550'ye kadar götürecek bir hareket. Bizim piyasamızda da belki bir ay boyunca çıkabilecek olan bir pozitif seyir görülebilir. Ondan sonraki süreçte onlarda daha sert bir kırılım bekliyorum. O kırılımla beraber bize de bir zikzak yaptırırlar. Tabii bizim çıkış ölçümüz ne kadar olur? Onu buradaki düşen kırıldıktan sonra, eğer ki pozitif haber olacak, yani pozitif bir şey olacak ve düşen kırılacak olduktan sonra belirlemek lazım hedef değerlerin neresi olabileceğini. Ama ben daha önce belirlemiştim, yani şu minimum işte bu bölgelerin üst bantlarının görüleceğini diye düşünmüştüm. Ekranımız gitti. Açmaya çalışayım. Evet, tekrar geldi. Dolayısıyla o bantlar yani üstte
çizmiş olduğum bantlar önemli olacak. Yani ben en yüksek majör senaryoda 1118, 1180 noktası düzeltiyorum. 1180 noktasına kadar majör senaryoda gidebilecek bir piyasa bekliyorum. Ama S&P'de eğer yeni zirveler görülecek olursa bizde de bu rakam, bizde yeni zirveye gitme ihtimalinin olduğunu 1220 noktalarına kadar ilk etapta götürebilecek, o sert dalgalanma öncesi götürülebilecek bir piyasa ile karşılaşabiliriz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde diye söyleyeyim. Ama o zamana kadar tabii ki yapılar çok çok önemli. Yani şuradaki trendin kırılıp kırılmadığı ve nasıl bir zikzak yapı içerisinde hareket edeceği çok çok önemli. Yani yapısal anlamda işte şu bölgeyi oluşturduk. Ama bu yapı yine de, yani şu tip bir trend yapısı bu tip bir düzeltmelerden sonra daha sağlıklı çıkış yapar. Ama öncesinde şu düşeni kırıp kırmadığı dikkatli izlenecek. Bu trendi kırmadığı sürece, trend içerisinde kaldığı sürece pozitif seyir devam edecektir. Trendin bulunduğu bölüm, alt bölüm, yani şuradaki süper trendin olduğu kısım 1090 bölgesi ise stop noktası olarak takip edilebilir. Burada yurt dışının kar realizasyonunun olduğu dönemler veya düzeltmelerin dip gördüğü dönemler ile bizim piyasanın açık olduğu dönemler aynı zamana denk gelirse bize de sert dalgalanmaların olması muhtemel. Ama şu anda S&P'nin sert dalgalanmalarından çok da etkilenmediğimiz, daha çok tahtaların bireysel bazda hareket ettiği, tahta seçiminin öne çıktığı bir piyasa ile karşı karşıyayız. Yani tam bir toplama, akümülasyon dönemi olduğunu ifade ediyorum. Bu anlamda endeks, yani yabancılar, büyükler neyse yavaş yavaş topluyorlarsa biz de buna katılmak gerekir diye söylüyorum. Her ne kadar ben kimi zaman, yani belli bir zamanlarda daha derin noktaların görüleceğini düşünsem, tahmin etsem de piyasadan uzak kalmamak adına, piyasa yukarı gidiyorsa ki şu anda trend oluşturdu. Biz bu trendi hem burada hem burada ifade ettik. Trendle beraber hareket etmek, trend kırılımında ise trendden inmek diyelim. Yani trend kırıldığı zaman pozisyondan çıkmak, riski azaltmak en mantıklı strateji olacaktır. İşte çıkış yapacak tahtaları yakalayıp orada işlem yapmak en sağlıklı olan belki de. Yatırım anlamında ise işte parçalı alım metoduyla uzun vadeye, orta ve uzun vadeye, yani ben bunu 6 ay diye belirledim. 6 aya yayarak doğru tahtalardan alım yapmak kazancı yüksek bir portföyü beraberinde getirebilir. Uzun vade için söylüyorum. Şu an için piyasada değişen bir şey yok. Zikzaklı hareket devam ediyor. Tekrar hattı göstereyim arkadaşlar. Şuradaki trend bizim için yol gösterici olacak. O trendin kırılımı bize bir takım ipuçlarını, yönden alakalı ipuçlarını verecek. O yüzden trendlerin kırılıp kırılmadığına oldukça dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Trendin genel rotası neyse ona uymak. Şöylece çizelim onu biz. Ki bundan sonra kalemle çizmek yerine şuradan trendi takip edelim. Şu şekilde bir yapımız var. Bu trend takip edecek. Tam orta bölgedeyiz. Yani aşağı yukarı bu trend içerisinde hareket edeceğini tahmin ediyorum. Ben halen trend içerisinde olmamızdan dolayı pozitif olduğumuzu belirteyim. Düşen henüz kırılmadı. Buna katılıyorum. Ama bu kırılmayacağı anlamına gelmiyor. Aşağılardan güç toplayıp, bu trend dibinden güç toplayıp tekrar bir yukarı hamle ile burayı çok rahat kırabilir. Ama trendin kırılımı söz konusu olursa ise piyasa yönlü olmakta, kenarda olmakta fayda var diyorum. Yurt dışındaki genel seyri belirttim. Yani bu yurt dışı pozitif olursa biz de bu anlamda çok negatif olmayız diye tahmin ediyorum. Yani S&P'de işte bir kez daha 3310 noktası görüldükten sonra yeni zirveye doğru, 3550, 3600 noktasına doğru, yeni zirveye doğru bir atağın başlayacağını düşünüyorum. Orayı da S&P'de daha detaylı analiz etmeye çalışırım. Oradaki oluşum tabii filama oluşumuna da benziyor ama işte böyle bir yorum ve yapısal anlamda onu da açıklarım. Niye filama gösterdiler ya da niye filama olmamalı, bu ters filama yani olmamalı diye onu da açıklamaya çalışırım. Yani oradaki filama görüntüsü çalışmış olsa S&P'de 3000'leri işaret ediyor. Ama niye filama olarak çalışmayacağıyla alakalı genel değerlendirmemi, S&P videosunu analizini ayrıntılı yaptığımda anlatmaya çalışırım. Bugün için arkadaşlar yine dediğim gibi şu bant içerisinde harekete devam ediyoruz. Yani kar gördün mü zaman zaman o riski azaltmak en mantıklı strateji. Oradan çıkıp daha ucuz tahtalara girmek veya karı kenara almak. İşte dirençlerden biraz pozisyon azaltıp desteklerden de pozisyon almak.
Yani yatay bantta yapılması gereken tek şey, en mantıklı şey bu. Biraz tersine oynamak diyoruz. Yani düştüğü zaman alıyoruz. Çıktığı zaman da bir miktar çıktığı zaman da %1 atak yaptığı zaman da oradan veriyoruz. Netice itibariyle tahtaları mümkün olan en verimli, en stabil şekilde kullanılmaya çalışıyoruz. En mantıklısı bu. Söylediklerim yatırım tavsiye değil arkadaşlar. Genel olarak grafik okuma bilgi vermedir. Benim söylediklerimle yatırım yapacak olursanız zarar etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bunu hatırlattıktan sonra herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar. Bu arada hayırlı cumalar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.